Herkese merhabalar. Tercih döneminin bitmesine son 10 gün kaldı. Sizlerle tüm soruları cevaplıyoruz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Hem okul müdürlükleri hem rehber hocalarımız hem de biz Tonguç Akademi olarak buradayız. Bugün sizlerde gelen onlarca soruyu cevaplamaya çalışacağız. Her birinin cevabı hazır. Her birini uzman hocalarımıza da sorduk. Hiç endişelenmenize gerek yok. Zaten tercihler çok rahat ve kolay bir şekilde yapılacak. Nasıl yapılıyor esasında biliyorsunuz. Alıyoruz bilgisayarımızı önümüze veya rehber hocamızla birlikte ya da işte okul müdürlüklerinde. ilk başta bir de yerel yerleştirme çıkıyor. Beş tane tercih hakkımız var burada. Sonrasında LGS puanımıza göre on tane yer tercih ediyoruz. Ve ardından da bu iş bitiyor. Bu kadar basit. Pansiyon okulları söylemedim. Fakat burada şu çok önemli arkadaşlar. Tercihlerimizi yaparken aralıklarımızı neye göre belirleyeceğiz? İl mi genel mi? Bununla alakalı çok soru gelmiş. Gelin onlara cevap verelim. Şimdi maskeli balo demiş ki hocam yüzdelik dilimim 3.40. Ankara'da yeni açılacak yeni mahalle fen lisesine gitmek istiyorum. İnşallah kazanırsın. Yeni açılacağı için puanı belli değil. Ne yapmalıyım? Ankara'da yaşıyorum. 2,5 dilimli okulu tercih edebilir miyim? Şimdi yüzdelik dilimin 3.40 iki buçuk dilimli okulu tercih edebilirsin. Bak tercih edebiliriz ama kazanabilir misin bilmiyorum. Ama iki buçuk dilimli okulu tercihlerine de ben olsam kesin kesin yazarım. Niye? Çünkü bir tane tercih hakkım yok ki. On tane tercih hakkım var. İlk üç tercihimi, ilk dört tercihimi iki buçuk dilimli, üç dilimli okullar yazarım. Veyahut da birinci dilimde okul bile yazabilirim. Sonrasında da tevekkül edip beklerim. Ama sonraki dilimlerime üç 3.50'den, üç 4'ten ve hatta gerekirse işi riske atmak için 5. dilimden bile bir yer yazabilirim. Ama ilk tercihlerimde mutlaka iki buçuk dilimli okulu yazmalıyım. İnşallah da kazanırsın maskeli balo. Ayşe demiş ki mesela ben birinci yazım okula gitmek istiyorum. İnşallah. Ama beşinci yazım okul çıktı. O zaman birinci yazım okula gidebilir miyim? Yoksa beşinci gitmek zorunda mıyım? Şimdi burada şöyle bir şey var. Birinci yazdığınızı kazanamadığınız için beşinci okul gelmiş demektir. Beşinci okula da kayıt yapmazsanız, kaydınızı yaptırmadınız. Ben girmek istemiyorum. Bu okula kaydımı yaptırmayayım dediniz. Bu sefer birinci okulunuza ek kontenjan için boşluk var mı onu beklemeniz gerekir. Ama bu da riskli bir durumdur. Dolayısıyla bizi öğrencilere genellikle eğer istemediğiniz bir okul varsa burayı yazmayın diyoruz. Yani birinci okul istiyorsun. ikinci okul istiyorsun ama üçüncü tercihindeki okulu hiç istemiyorsun. E o zaman yazma. İstemediğin bir okulu sakın sakın yazma. Peki istediğim ya da istemediğim okulu nasıl anlayabilirim? O okulları ziyaret ederek. Yani bir, iki, üç, dört, beş, on tane tercih yapacaksın. Ama bu okulların hiçbirini gezmemişsin. Yani on tane okul ihtimali var gelebilecek sana ama hiçbirini görmemişsin bile. Okulları görmek... Gezmek önemlidir. Burada maskeli balo arkadaşımız için de aynı şeyi söylüyorum. İki buçuk dilimli okulu tercih ediyorsun, istiyorsun, inşallah gelir diyorsun ama Okulu gördün mü bir bak bakalım. Ama hocam yeni açılacak fen lisesi. Ha o zaman inşallah gelir diyelim. Ama yeni açılmayacaksa önceden açılmışsa mutlaka okulda gez diyelim arkadaşlar. Ecrin demiş ki istediğim liseye giremezsem diye içinde hep bir endişe var. Nasıl yenebilirim benim aynı fikirde olan artı bir butonuna bas demiş. Arkadaşlar lise sizi istesin. Siz niye lise istiyorsunuz ki? Lise sizi kazansın. Lise Ecrin'i kazansın. Ecrin sonuçta istediği lise değildi. İstediği üniversiteye odaklanması lazım. Ben 9'da, 10'da, 11'de, 12'de yaptığım çalışmalarla A lisesine de gitsem, B lisesine de gitsem, turuncu liseye de gitsem, siyah liseye de gitsem, sarı liseye de gitsem ben başarılı olacağım demeniz lazım. Bakın şu anda LGS'ye hazırlanan bir kardeşiniz, yeğeniniz gelse size dese ki hangi ilkokula gideyim, hangi okula gideyim dese ne dersiniz? Hangi okula gidersen git. Sen siyah ilkokuluna da gitsen, sarı ilkokuluna da turuncu ilkokuluna da kendi gayretinle LGS'e başarılı olacaksın. Yani sayısal ve süzel bölüme çalışıp bol bol soru deneme çözersen başarırsın dersiniz. İşte siz de ileride tıp fakültesi, mühendislik fakültesi veyahut da herhangi farklı iyi bir bölüm istiyorsanız bununla alakalı hangi liseye giderseniz gidin başarılı olursunuz. İmatip lisesinden de, fen lisesinden de, sosyal bilimler lisesinden de, Anadolu lisesinden de. Yani şöyle göstereyim hatta bununla alakalı bir karşılaştırma kağıdımız var. Buraya hazırlamıştık. Bakın. Fen lisesine sayısalcılar gider fen ağırlıklıdır. Doktor, mühendis, ekonomi. Ama buradan da hukuk yazanlar olabiliyor. Anadolu sesi işte ağırlık gibidir. Fen sayısalcılar da gider. Yani mühendis olabilirsin, işletmede doktor da, öğretmen de olabilirsin Anadolu lisesinden. Mesela ben Anadolu sesi mezunuyum. Sosyal bilimler lisesi sözelcidir. Daha çok ağırlıklı olarak sözel dersler vardır işletme hukuk edebiyat ama istediğin mesleği buradan da yapabilirsin. Anadolu Hemat meslek dersleri vardır. Diğer okullardan farklı olarak İngilizcedir ve aynı zamanda işte Kur'an, kelam, akayet gibi meslek dersleri vardır ama buradan da mühendis, hukuk, doktor olabilirsin. Bu sene İmatil ortaokulları mesela 11 tane birini çıkardı. Neden? Çünkü LGS'ye çalıştırırlar. Aynı şekilde bir sürü Türkiye birincisi de çıkarabilir. Neden? Üniversite sınavına çalışırlar. Bu kadar basit. Mesleki teknik analizleri burada da yine yetişmiş, temel eleman yetiştiriliyor ama aynı zamanda burada da yine istediğiniz üniversiteye hazırlık yaparak çok güzel yerler kazanabilirsiniz. Dolayısıyla istediğin liseye gidemezsin diye hiç üzülme. Seni kaçırırlar onlar Ecrin. Eğer istediğin ise gidemezsen eyvah Ecrin'i biz alamadık derler. Dolayısıyla onlar üzülsün. Sen oturup üniversitede çalışın gelecekte çok başarılı olursun. Takım kral demiş ki 038 ile Cağlı olan o Geçen sene 038 almış. Gelir mi? Gelir. Mutlaka yaz ama gelmezse diye kendini de sağlam al. 39, 40, 41, 42 yerleri yaz. Ne olur ne olmaz diye. Ama ben olsam mutlaka tercihlerime yazardım. İnşallah gelir diyelim. Gelmeme ihtimali olursa onlar seni kaybetmiş olur. Yapacak bir şey yok. Ferhat Said, Hocam benim genel yüzdelik dilimim 39. İl yüzdelik dilimi ise 19. İldeki bir liseye gireceğim. Genele göre mi tercih yapayım yoksa il yüzdelik dilimine göre mi tercih yapayım? Bunu cevaplarsanız çok sevinirim. Bu tarz sorular çok geliyor. Arkadaşlar il yüzdelik dilimine göre tercihlerinizi yapıp son sıralarda genel yüzdelik dilimine göre olacak şekilde tercihlerini yapabilirsin. Tabi bulunduğun bölgede bu yüzdelik dilimlerini içeren okullar varsa bunu yapabilirsin. Yani eğer büyük bir şehirde yaşıyorsan genel dilime dikkat et. Yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi dışarıdan göç alan bir şehirde yaşıyorsan Antalya gibi genel yüzeylik dilime göre tercih et. Ama küçük bir şehirse tercih edeceğin şey o zaman il, il yüzde dilimi yap ama mutlaka diğer koşulları da göz önünde bulundur. Tekrar söylüyorum. Eğer büyük bir şehirdeysen genel yüzde dilime çok çok dikkat et. Geldik Faydiner'e. Adaylar arasında tercih sırası önemli mi? Yani yüzde ikilik bir öğrencinin birinci tercihi ve yüzde birlik bir öğrencinin üçüncü tercihi aynı okul olsun. Öncelik tercih sırasının mı? Puanın mı? Arkadaşlar tabii ki tercih sırası puanlar tam olarak aynıysa daha öne çıkacaktır. Ama puanlar farklıysa, puanlar farklıysa bu durumda, bakın bunu anlatayım size. Şöyle düşünün, daha net anlaşayım. Bunu zaten biliyorsunuz ama bir kez daha göstereyim. Şimdi şöyle düşünün. Burada üç tane okul var, tamam mı? Burası beş yıldızlı bir okul. Yani puanı yüksek bir okul. Burası dört yıldızlı bir okul. Puanı biraz daha düşük. Burası da üç yıldızlı bir okul. Anlaştık mı? Şimdi sen herkes hangisini ister bunu ister. Kaç kişi giriyor sınava diyelim ki? 10 kişi giriyor. 10 kişi giriyorsa sınava demek ki 7 kişi kazanamayacak. Bu kesin mi? Kesin. Dolayısıyla siz 10'da 3'e girmeniz lazım. Yani ee, %30'luk dilime girmeniz lazım gibi olmuş oluyor. Öyle değil mi? Yani 10 kişi arasında eğer birinci olduysan buraya gidersin. İkinci olduysan buraya gidersin. Üçüncü olduysan buraya gidersin. Dördüncü olduysan hiçbirine gidemezsin. Niye? Çünkü yer yok. Şimdi o zaman sen mutlaka ilk üçe girmen lazım. Bu birinci kural. Şimdi Burada ilk üçe giren arkadaşlar için söylüyorum. İlk üçe giren A arkadaşımız, B arkadaşımız ve C arkadaşımız olsun. Bunlar, bunlar A arkadaşımız birinci tercihini, A arkadaşımız diyelim ki birinci oldu. Sınavda birinci oldu. B arkadaşımız ikinci oldu. C arkadaşımız üçüncü oldu. Diğerlerini saymıyoruz. Diğerleri zaten arkalarda. Şimdi sen burada A arkadaşımız dedi ki ben dedi ilk başta dedi burası işte beş yıldız lisesi, burası dört yıldız, burası üç yıldız lisesi olsun. A arkadaşımız dedi ki ben beş yıldız lisesine girmek istiyorum ama ya kazanamazsam dedi ya dedi. Ben en iyisi de ilk tercihimi dördüncü lise yazayım dedi. Tamam mı? B arkadaşımız ise, B arkadaşımız ise ee, tercihine birinci lise yani beş puanlıyı yazdı. C arkadaşımız beşinciyi yazdı. Tamam mı? Şimdi burada şu çok önemli. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada eğer sadece bu kadar tercih yaptılarsa e, tabii ki A arkadaşımız buraya giremeyecek. Niye? Çünkü ilk tercihine bunu yazmış. Ama eğer ikisinin de puanı aynı ve ikisi de bir tane yer kaldıysa lisede. ikisinin de puanı aynı ve bir tanecik yer kaldıysa bu durumda tabii ki dilimi yüksek olan yani puanı iyi olan girer arkadaşlar. Faydiner demiş ki adaylar arasında tercih sırası mı? Faydiner demiş ki adaylar arasında tercih sırası önemli mi? Önemli tabii. Ki. Eğer puanları aynıysa önemli. Yani sen de 350 puan aldın. Ben de 350 puan aldım. Tamam mı? Ve bir kişilik boş yer var. Burada bir kişilik boş yer var. Tamam Bir okulda bir kişilik boş yer kaldı. İkimiz aynı puandaysak sen birinci tercihine yazdıysan ben onuncu tercime yazdıysam tabii ki seni alırlar. Ama eğer bir kişilik boş yer kaldı ama bir kişilik boş yer kaldı ama sen 350 puan aldın birinci tercüme yazdın bana ama 360 puan aldım veya 351 puan aldım. Ben onuncu tercüme bile yazsam beni alırlar. Niye bir kişilik boş yer kalmış ya puan yüksek olan alırlar. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Eğer puanlarınız aynıysa tercih sırası önemli. Puanlarınız daha yüksekse diğer adaydan kaçıncı sıra yazarsan yaz önce sana gelir. Yani yüzde ikilik bir öğrencinin birinci tercihi ve yüzde birlik bir öğrencinin üçüncü tercihi aynı okul olsun. Öncelik tercih sırasının mı puanın mı? Eğer okulda bir kişilik boş yer kaldıysa ve bu adayda yüzde birlik öğrenci de eğer istediği yerlere yerleşemediyse bu aday girer. Yani yüzde birlik öğrencinin üçüncü tercih olan aday girer. Niye? Çünkü yüzde birlik öğrenci daha yüksek puanda. Yani okulda bir kişilik boş yer kaldı. Bir kişilik boş yer kaldı. İkisinin de puanı aynıysa tercih yüksek olan. Okulda bir kişilik boş yer kaldı. Hangisinin puanı daha yüksekse onu alırlar. Bu kadar basit. Önce puana bakılır sonra tercih sırasına bakılır arkadaşlar. Eğer okulda bir kişilik boş yer kaldıysa. Üç kardeş ile her şey demiş ki benim LGS puanım 375 yüzdelik dilimim 14. Şöyle virgül atalım. Yüzdelik dilimim 14 ama liselerin puanlarında mesela 375 puan %9'luk dilim olarak gözüküyor. Ben nasıl tercih yapmalıyım? Yüzdelik dilime göre yapmalısın sevgili üç kardeş. Futbol Start demiş ki... ...Donguç Akademi tercihlerimiz 2021 yılındaki... ...üzellik dilimleri görev mi yapacağız? Evet. İkranur Triyaki demiş ki... ...merhabalar sınav puanı ile tercih yaptığımızda... ...yerel tercih hakkımız olmuyor mu? İkisi birlikte yapılabiliyor mu? Sınav puanı ile tercih yapacak herkes önce yerel yerleştirme için de tercih yapacak. Yani sen LGS puanına göre 10 tercih yapacaksın ya onu yapmadan önce zaten sana bir yerel yerleştirme tercih ekranı çıkacak. Orada tercih yapman gerekiyor. Neriman Derenoğlu demiş ki: "Merkezi puanla alan liseler yapıyoruz ya 10 on tercih. Onların hepsinin bulunduğu şehir aynı mı olmalı yoksa farklı yazabilir miyiz? Mesela 1. sıraya Ankara'dan bir yer yazdık... 2. sıraya Muğla'dan bir yer yazabilir miyiz? Yazabilirsin." Elif Çeker demiş ki: "Hocam tercih erken mi önemli, geç mi?" Yani hani tercih zamanla mı önemli? Geç kalmamak kötü bir şey ama okulları gezerek iyice uzmanlardan fikirler alarak tercih yapmak için ben son günlere kadar beklemeyi tavsiye ederim. Yani aa başka bir okul duyarsınız. Aa keşke burada da yazsaydım dememek için iyice fikirleri toplayın etraftan ondan sonra tercih yap. Yani hemen hepsini yaptın, teslim ettim bitti gitti kötü olur. Bodur Albari demiş ki mesela Gaziantep'te yaşayan birisi nasıl nereye tercih yapmalı? İl dilim mi yoksa e, genel dilim mi? Şimdi Gaziantep büyük bir şehir. Dışarıdan güç alan bir şehir. Dolayısıyla Gaziantep'teki iyi okullar için genel dilimine bakmalı. Ama il dilimlerinde kontrol ederek geniş açıdan tutmalı. Bodur Albari diyoruz arkadaşımıza. KMRMR demiş ki, diyelim ki nakilden geldi ama birinci olandan kötü geldi. Birinci tercihime girebiliyor muyum demiş. Şimdi bu soruyu tam anlayamadım ama şunu kastediyor galiba. Ee, diyelim ki nakilden geldi ama birinci olandan kötü geldi. Birinci tercihime girebiliyor muyum? Yani ben, yani yerel yerleştirmede bana bir okul geldi... Ama birinci tercihimden istemediğim bir okul geldi. Girebiliyor muyum? Burada giremez tabii ki. Ama ek kontenjanları kovalayarak istediğin okulu bekleyebilirsin. Bu da bir risktir. Bunu da alabilirsin. Filozofun günlüğü demiş ki... Aynı puanda olan iki öğrenci... Yüzdelik dilimde kesin kazandıkları okulu biri birinci tercihte... Diğeri ikinci tercihte yazarsa... Bu durumda ikisinin şansı aynı mıdır? Eğer puanlar tam olarak eşitse... Tercih önceliği olanın şansı daha yüksektir. Mari demiş ki... Abi LGS e değil dedi. Diploma notuyla gidilecek lise tercihi nasıl yapılır bilmiyorum ben demiş... Şimdi bu durumda senin için yerel yerleştirme tercihleri uygun olacak. Adrese dayalı sistemde evine yakın olan okulları tercih edebilirsin. Eda Narin demiş ki bir bilen cevaplayabilir mi? Arkadaşlar ben OBP okul ortalaması ile liseye gitmek istiyorum. Ama tercih yaparken LGS puanımla da tercih yapabiliyor muyum? Yani hem okul puanıyla hem de LGS puanıyla mı tercih yapıyoruz yoksa birini seçme demiş. Eğer LGS puanın nitelikli okullar için yeterli değilse sevgili Eda adrese dayalı tercih yapman gerekiyor. Yani yerel yerleştirme için tercih yapmalısın. Açıyorsun ekranı. Zaten ilk başta yerel yerleştirme çıkıyor. Burada tercih yapıyorsun? LGS puanın varsa LGS puanına göre, dilimlerine göre LGS için 10 tercih yapabiliyorsun. Ama LGS puanın yetersizse zaten yerel yerleştirmede yaptığın okullar sana yetecektir. Bu Aktay demiş ki hocam lütfen OBP ile alan okulların tercihi nasıl olur? Onunla ilgili bir video gelir mi demiş. Tabii ki gelecek arkadaşlar. Hiç yanlış gerek yok. Ama tekrar söylüyorum. Zaten bununla alakalı rehber hocalarınız, okul müdürlükleri size yardımcı olacak. Ekranı açtığınızda yerel yerleştirme çıkıyor. Bunu kesin doldurmanız gerekiyor. Bu kesin. Ama hocam ben LGS tamam olsun. Ben kesin LGS. O zaman burayı bir dolduruyorsun ki sonra LGS'ye geçiyorsun. LGS puanla da 10 tercihin oluyor. Birazdan göstereceğim zaten. Emirhan sarı çek demiş ki. Hocam tercihi Türkiye geneli yüzdelik dilime göre mi? Yoksa il başarı yüzdelik dilimine göre mi yapacağız? Ee, ikinci i̇kinci sorusuna bakalım. Türkiye geneli yüzdelik dilimim 15 11'lik yeri kazanabilir miyim demiş. Şimdi yüzdelik dilimin 15 11'lik yeri biraz kazanma ihtimalin zayıf ama yazabilirsin tercihlerini. Şimdi merhaba Emirhan'cığım. Önce soruna başlayalım bulunduğun il dışarıdan göç alan bir yer değilse il yüzdelik dilimine göre tercih yapabilirsin. Ancak yani büyük bir şehir değilse il yüz göre yapabilirsin. Ama büyük bir şehirse dışarıdan göç alıyorsa ee, dikkat olmalısın. Bir de 10 tercih hakkımız olduğu için geniş aralıklı bir tercih yapmayı unutma. Yani bir tane tercih hakkın olsa tak hemen oraya yazarsın ama 10 tercih hakkın var. Üste hayalleri, ortaya istekleri, sonlara sağlamları yazabilirsin. Böylece il yüzdelik ve genel yüzdelik dilimin her ikisini kapsamış olur. Örneğin 15,11 dilim için ilk tercihine %10'dan itibaren başlayıp olabildiğince geri gidecek şekilde tercihlerini yapabilirsin. Mustafa Berk demiş ki hocam bu seneki yüzdelik dilime göre yerleşme sizce hangi yıldaki yüzdelik dilime göre yerleşmeye daha yakın? Genelde 2019 yılına göre tercih etmenin doğru olduğunu söylüyorlar. Sizce bu doğru mu? Bu doğru değil arkadaşlar. Yani buna bakarak tercih yapmayın. Sizler şuna dikkat edin. Mutlaka mutlaka 10 tane tercih hakkınızda üst taraflara yukarılardan yerler yazın. Yani puanınızın yetmeyeceğini düşündüğünüz yerleri yazın. Alt taraflara da puanımın kesin yeteceğini düşündüğünüz, rahat rahat girelim dediğiniz yerleri yazın. Sinema Demir demiş ki hocam Anadolu sesi mi yoksa meslek sesi mi tercih etmeliyim? İkisi de mükemmel. Eğer üniversite sınavı odaklıysan Anadolu sesi tercih Kaç tane tercih hakkımız var? Lütfen cevap 10 tane tercih hakkınız var LGS ile alakalı okullar için yani LGS puanınıza göre. Ama Adrese dayalıysa beş tane hakkınız var. Ayşe Uzun sınava girdim sınav okula nasıl giderim? Sınava girdiysen sınav okula şöyle gidiyorsun. Yerel yerleştirme tercih yapıyorsun. Bu kadar basit. Yani sen yerel yerleştirme tercih yaptığın zaman hiç sınav puanına bakmadan adrese dayalı bir şekilde evine yakın okulları tercih edebilirsin. Emre Çalışkan demiş ki özel liselere nasıl tercih yapılıyor? Bununla ilgili bir video yapabilir misiniz? Arkadaşlar özel liseler için tercih yapmanıza gerek yok özel bir okula kaydolduğunda okul senin için gerekli prosedürleri söyleyecek. Yani mesela Robert'e kaydolmak istiyorsan ya Robert 8 e, bizi sadece Türkiye birincilerini alıyoruz. Ha o zaman buraya kadar. Gideceğim mesela San Jose, San Jose'ye biz bu puana kadar alıyoruz. Hmm, tamam. Veyahut da işte X kolejine gittim mesela. O diyecek ki tam biz seni alırız zaten. Yani özel okulların prosedürleri kendince farklı. İlade Yardım demiş ki: "Hocam yeni açılan liselerde puanlar nasıl olur?" Ee, yeni açılan liselerde arkadaşlar puanlar o lisenin durumuna göre. Yani fen lisesi ise oralardaki bir fen lisesinin puanına göre olur. Sosyal mühendisliği ise yeni açılan sosyal mühendisliğinin puanına göre olur. Anadolu lisesi ise ona göre. E, ama mutlaka yeni açılan okullara tercihlerinize yer verin. Çünkü bazen görmüyor insanlar orayı yazmıyorlar. Siz yazdığınız için daha rahat girebiliyorsunuz. Hocam yeni bunu söylemiştik hemen diğer soru sayfasına geçiyorum. OVP okul başarı puanıyla alan okulların puanı artar mı azalır mı sizce? Arkadaşlar geçtiğimiz yıla yakın olur. Artabilir, azabilir ama çok büyük bir değişme olmaz. Gülnaz Öner demiş ki geçen sene 6.07 ile kapatan okula 6.45 ile girebilir miyim? Girebilirsin. Mutlaka tercihlerine yaz. Yani giremezsin deyip de yazdırmamak çok saçma olur. Girebilirsin. Tevekkül et. İnşallah yaz. Ha, gelmezse sen zaten başka okullarda tercih et. Onlarla işini sağlamal. Oyun Ateşi genel yüzdeliğe mi, il yüzdeliğine mi bakacağız demiş. Eğer bulunduğumuz il dışarıdan göç alan bir yer ise, büyük bir kent ise, Antep, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir gibi bir yer ise genel özellik dilim. Değilse il yüzelik dilimine göre de tercih yapabilirsiniz. Burrito Bani demiş ki, Tonguç abi, Burrito Bani galiba yanlış okumayalım. Bir şey sormak istiyorum da. Ben daha 7. sınıfım ama tercihlerimi yazın düşünüp yılın geri kalanını çalışarak geçirmek istiyorum. Bu tercihlerine sadece devlet okullarım yazılıyor yoksa etmek istediğim özel okullarda yazabilir miyim? Sadece devlet okulları yazılıyor. Özel okullara kendi koşullarıyla gidiyorsun. Şimdiden çalışmaya başladığın için tebrik ederim seni. Jiyan Osman Gevriyoğlu demiş ki okul müdürlüğü nasıl onaylatacağız? Bir de tercihlerimizi kime onaylatacağız? Seçtiğimiz okul müdürlerine mi demiş. Tercihlerin netleştiğinde son adım için okuluna gitmeni bize tane tavsiye ediyoruz. Tercihlerini müdür yardımcısına veya rehber öğretmenine onaylatabilirsin. Bu daha uygun sevgili Jiyan. Şimdi arkadaşlar tercih aralıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü burada bakın şu çok önemli. Eğer yüzdelik diliminiz 15 ise direkt en başa 15'i yazmayın. Onluk yerden başlayın. 11'lik yerden başlayın. 9'luk yerden başlayın. Eğer yüzdelik diliminiz 15 ise en son 15'lik yer yazmayın. 16-17'lik yerde yazın. Kendinizi sağlam Yani ilk tercih dilimimizi, hayallerimizi, sonra isteklerimizi, sonra olabilecekleri, sonra kesin olurları yazıyoruz. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Burası önemli, burası çok çok değerli. Zaten buraya gelmeden önce yani bu LGS ile alakalı merkezi sınavla alan yerleştirme tercihlerimize gelmeden önce de zaten bize bunu doldurturuyorlar. Yani yerel yerleştirme ile alan okulları doldurturuyorlar. Ama hocam biz burayı istemiyoruz. İstemeseniz de doldurun zaten önce buradakilere bakacaklar. Eğer buradakilere giremezseniz buradakilere girin istiyorlar. Burada da Beş tane tercih hakkımız var. İlk üç okul kayıt alanından yani evinize yakın yerlerden en fazla beş okul tercih edebiliyorsunuz ve en fazla aynı türden üç okul tercih edebiliyorsunuz. Yani üç tane Anadolu Lisesi, üç tane mesleki Teknik Anadolu Lisesi, üç tane Anadolu İmam Lisesi tercih edebiliyorsunuz. Dört tane Anadolu İmam Lisesi tercih edemiyorsunuz. Dört tane Anadolu Lisesi tercih edemiyorsunuz evinize yakın yerlerden. Sonra bunu yaptıktan sonra zaten size LGS ile merkezi sınavda öğrenci alan okullar sunuluyor. En fazla 10 okul. Bir de pansiyonlu okullar var. Bunu da söyleyelim. Hemen takvimimize de bakalım şöyle. Takvimimiz çok net belli. 04-20 Temmuz arasında tercihler alınacak. 25 Temmuz'da tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilanı olacak. 25-29 Temmuz'da birinci nakil başvuruları. 01-05 Ağustos'ta ikinci nakil başvuruları. Bu ne demek hocam? Yani bazı okullar boş kalacak, oralara tercihle yeniden başvurabileceğiz. 9-17 Ağustos'tan akıl komisyonlarında yerleştirme başvurularının alınması. 12 Eylül'de de yeni dönemin başlangıcı olacak. Hadi bakalım, İnşallah sizler rahat rahat tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tercih yapmadan önce mutlaka okulları da araştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler Tonguç Akademi olarak buradayız. Sorularınızı gönderirseniz cevaplayabiliriz. Hadi bakalım, ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs>